Gaziantep'te 58 yıldır ahşapla uğraşan 64 yaşındaki Erol Kendirci, ilerlemiş yaşına rağmen çalıştığı atölyesinde kendisini zinde tutmakla birlikte hem huzur buluyor hem de mesleğini icra ediyor. Dört yaşındayım. 6 yaşında babamın yanında bu mesleğe başladım. Hem okula gittik öğleye kadar. Öğleden sonra okullarına gittikken işte iş yerine geldik gittik. Askerden sonra bir fiil başladık mesleğe. Baba mesleği severekten yaptık. Hala devam etmekteyiz. Severekten yaptık. Yani başka mesleğimiz yok. Çocuktan beri devam ettiğim için, bu mesleği bildiğim için bu mesleğe devam ettim. Yani çocuktan beri yapıyorum bu mesleği. 6 yaşından beri bu meslekteyim. Zebze doğramak için tahtalarımız, yufka yapmamız için, yapabilmek için tahtamız, merdane, oklava, kafelerde bulunan ahşap sedirlerin ayakları, parmakları, tamircilere çekiç sapı, kalıpçı arkadaşlara keser sapı, böyle yani torna, iş olarak her türlü şeyleri yaparız, sıkıntı yok. Eğitim sistemi bunu bu duruma getirdi. 7 yaşına kadar okula giderdik, 7 yaşından sonra okuyabilen kapasitesi olan okurdu. Kapasitesi olmayan bir ustanın yerine, iş yerine konur. Çalışmıyor bir meslek öğrenir, bir altın bilezik. Koluna altın bilezik alır kordu. Maalesef şimdi 19 yaşına kadar çocuk okuyor. 19 yaşından sonra bir meslek yok. Bir meslek olmadığı için böyle bunlar. Yani eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. Gelmiyor, çırak gelmiyor. Biz de son nesiliz zaten. Bu meslekte son nesiliz. Arkadaşlarım ve ben çalışan birkaç kişiyiz zaten. Antep'te 5-10 kişi kaldık, kalmadık bu mesleği yapan. Son nesiliz yani. Bizden sonra yapabilecek yeni yetişen yetişmiyor. El emeği, göz nuru, çalışıp alın teri kazanmak başkadır ya. Alın teriyle kazanılan helal para
Her şey önemli bence. Bir çay yudumlayıp bir bardak çay içip yorgunluğumuz çıkıyor. Çalışıyoruz bu yaşta da idare etmeye çalışıyoruz işte, ne yapalım. Zor olmuyor bu yaşta. Oluyor ama yapacak bir şey yok. Ekmek bekliyorlar evde. Ekmek bekliyorlar evde. Çalışmak zorundayız. Alın teri, emek, özgüven. Önce insan özgüven olacak kendisine. Yaş kaç olursa olsun. Kendi kendine güvenirse, kendi kendisine saygısı, güveni olursa bir insan yıkılmaz.